Paragrafta yapı test 8 birinci soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle baştan üçüncü olur? Baştan üçüncü cümleyi istemiş arkadaşlar bizden. Bu nedenle olay akışına baktığımızda ikinci cümle giriş cümlesi özelliği gösterdiği için alınır. Psikolojideki yabancı ortam deneyi 12-18 aylık çocuklar üzerinde uygulanır ve 7 aşamadan oluşur. Daha sonrasında ilk olarak dediği için dördüncü cümle ikinci cümle olarak alabiliriz. Odaya yabancı bir kadın girmesi, çocukla oyun oynamaya çalışması. Bu arada anne sessizce odadan çıkıyor diyor. Olay akışına baktığımızda beşinci cümle üç olarak getirilebilir. Daha sonrasında annenin geri dönmesi üçüncü cümle, dördüncü cümle dördüncü sırada yer alır. En son olarak da birinci cümleyi sona getirebiliriz arkadaşlar. Baştan üçüncü cümleyi istediği için cevabımız E seçeneğidir. Soru 2'ye baktığımız zaman bu parçada boş bırakılan yeri anlam akışına göre hangisi getirilebilir? Burada yine kendinden önce ve sonraki cümleye dikkat ediyorduk. Zaten olan yetenekleri harekete geçirmek gerekir. Ben buna katılmıyorum diyor. Katılmadığı bir yargının olması ve sonrakisindeki açıklamaya baktığımızda herkesin duyguları vardır. Şiirde duyguların kağıda dökülmüş hali olduğundan herkes duygularını şiirle açabilir. Buna katılmıyorum diyebilmesi için bir görüş ileri sürülmeli. Şıklara baktığımızda görüş olarak şiir yazmak öğrenilemez çünkü bu bir yetenektir diyenler vardır. Birilerinin görüşünü ileri sürmüş ki ben buna katılmıyorum ifadesi yer alıyor. En uygun cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda parçada anlam akışının sağlanması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Anlam akışına dikkat ettiğimizde soruda ikinci yargıdan sonra beşinci yargının anlam bütünlüğü sağladığı görülür. Mesela çoğunlukla bu bir tutkudur ve çocukluktan beri gelen bir deniz sevdasının yetişkinlikte ve maddi imkanlar el verdiğinde vücut bulmuş halidir. Eğer kişinin içinde bu deniz tutkusu yoksa, dikkat ederseniz, her an çıkabilecek sorunların kısa sürede çözülmesini gerektiren, ilk başlarda kişinin bocalayıcı ama denizci olmaya giden yolda pek çok zorluğu göğüslemeye hazır kişilerin buna da severek vakit ayıracağı pek çok irili ufaklı işi vardır demiş. Arkadaşlar, beşinci cümlemiz, ikinci cümleden sonra gelirse ve üçüncü cümlemizde dördüncü cümleden sonra gelirse anlam akışı sağlanmış olur. Bu nedenle 3 ve 5. cümlelerin yer değiştirmesi gerekir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar iki paragrafa, parçayı ikiye bölmekten bahsediyor. Burada dikkat edecek olursak psikolojiden bahsediyor. Psikolojiden bahsederken sanatçı psikolojik sorunlara geçerek bakış açısını değiştiriyor. Yani 5. cümleden itibaren psikolojik sorunlara geçmiş ve parçanın bakış açısını değiştirmiştir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. 5. soruya baktığımızda iki paragrafa ayrılmak istenmesi ve yine ikinci paragrafın hangi cümleyle başlayacağını soruyor. 1-2 baktığımız zaman arkadaşlar zaman kavramından bahsediyor. Boş zamanla ilgili açıklamaya 3'ten itibaren geçiyor. Buradan itibaren parçayı bölebiliriz. Çünkü zaman kavramından bahsederken genel olarak boş zaman bir bakış açısıdır arkadaşlar. Daha da minimize ederek anlatıyoruz konuyu. Bakış açısı değiştiği için 3'ten itibaren parçayı 2'ye bölebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. 6. soruya baktığımızda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Çünkü önemli olan çocuklara sorumluluk verip yaptıklarından keyif almayı öğretmek ve onların hayaller kurmalarını sağlamaktır cümlesi getirilirse anlatım akışı sağlanmış olur. Her ebeveyn çocuğunun başarılı ve mutlu olmasını ister. İkinci cümlede de bunu desteklemiştir arkadaşlar. Şuraya dikkat ederseniz, dördüncü cümlede çocuklara verilen sorumluluktan bahsedilmiş. Eğer bu cümleyi getirirsek,
anlam akışı tamamlanmış olur. 5'e getirilebileceğin için hangisinden sonra demiş arkadaşlar, dikkat ederseniz. Ayrıca psikologlar cesur ve dayanıklı yetiştirilen çocukların iyi planlar yapıp bu planlarını gerçekleştirmede kararlı olduğunu görmüşlerdir. Çünkü önemli olan çocuklara sorumluluk verip ifadesi geçtiği için burada arkadaşlar 5'ten sonra diyoruz, cevabımız E seçeneğidir. Yani parçanın en sonuna verilen cümleyi getirebiliriz arkadaşlar. 7. sorumuzda burada da numaralanmış cümlelerin hangisine diyor. Bu yanılsama sayesinde daha rahat kamufle olabilirler. Bir yanılsamadan bahsediyor arkadaşlar. Şeffaf olan derilerini beyaz görmemizin nedeni gözümüze ışığın geri yansımasıdır. İfadesine çok dikkat edelim. 3'e cümleyi getirdiğimizde anlam akışı düzelmiş olur. Dikkat ederseniz. Hangisine dediği için de yerini de bulmuş bulunmaktayız. Gözümüze yansıdığı şekilde yorum yaparsak kutup ayılarının beyaz olduğunu söyleyebiliriz. Bir yansımadan bahsettiği için arkadaşlar. 3. Cümlenin getirilmesi, 3'e cümlenin getirilmesi anlam akışını sağlar. Cevabımız C seçeneğidir. 8. soruya baktığımızda bir parça oluşturma sorusu. Giriş cümlesi özelliği gösteren arkadaşlar 16. yüzyılda topuklu ayakkabı giyinmesinden bahsediyor. Daha sonrasında Avrupa'da yoksulluğun başlamasıyla insan ve hayvan pislikleriyle sokakların dolması ve yerden 5-6 santim yükseltilmiş ayakkabıların insanları pisliklerden uzak tutması oluş sırasına dikkat ederseniz. Daha sonra 18. yüzyılda Fransız'da olanlardan bahsetmiş. En son olarak da zamanla kadınların ayakkabıları daralıp incelip topukları yükselmeye, erkeklerin ayakkabıları da kabalaşmaya başlamış. Bunun nedenlerini sırasıyla anlattığı için sıralamamız 4-1-5-2-3 şeklinde olmalı. Cevabımız A seçeneğidir.